de tanzim kuruluşlar. Yani bugünkü Toprak Mahsusu Ofisi kalkacak, yerine Buğday Vakfı gelecek. Vazifesi ne? Buğday olan vatandaş buğdayını verecek, parasını alacak. Parası olan vatandaş parayı verip buğday alacak. Bu vakıf bu buğdayı muhafaza edecek. Ve hiçbir karda gütmeyecek. Vatandaşa hizmet için bunu yapacak. Onun için adı vakıf. Yani hiçbir kar gütmüyor. Maksadı vatandaşa hizmet. Kim yapacak ticareti, sanayi? Şahıslar yapacak. Özel şahıs. Devlet hiçbir zaman ticaret yapmayacak. Ama devlet Mersin'de işsiz kalmaması için hangi projelerin yapılması lazım? O projeleri teşvik edecek. Sen bir iş adamısın. Mersin'de şu fabrika çok güzel netice verecekmiş. Ben projeyi istediğin gibi katalog seçermiş gibi proje seçeceksin. Ondan sonra da o projeyi yürütmek için faizli kredi değil, hiç faizsiz projenin yeteri kadar para alacaksın. Onun için biz bugünkü iş adamlarına şaşırıyoruz. Ya bu İnönü, bu Demirel'in arkasında ne arıyorsunuz ya? Efendim %100 faizle iş göremiyoruz. %60 faizle para verin de yatırım yapalım. Refah Partisi size hiç faizsiz para verecek. Ne işiniz var bu faizcilerin arkasında? 40 sene dolaştınız. Hala aklınız başınıza gelmedi mi ya? İşte temel esaslar bunlardır. Şimdi adil düzende para nasıl olacak? Bak paranın 7 tane esasını anlatıyorum. Alimler inceleme yapmışlar. Nerede? Hayvanların üzerinde. Bal arılarının kovanından bal almışlar. Mesela bakmışlar ki arıların iştahı kesilmiş. Çünkü arı yaptığı balın bir kısmını kendisi yiyor. Daha az bal yemiş, yine insanlara bal kalmış. Daha çok bal almışlar, daha çok bal almışlar. Neticede arılar ölmüş fakat balı bitirmemiş. Ne gösteriyor bu deney? Cenab-ı Hak hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratmış. Onlar çok üretiyor, az tüketiyor. Balı çok yapıyor, kendisi biraz bize kalıyor. Koyun sütünü çok veriyor, kuzuya yetecekten çok veriyor. Bize kalıyor. Niye? Bu kainatı yaratan Rabbimiz Rahman, Rahim, merhametli de onun için böyle tanzim etmiş. Hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratmış. Ve illa insan oğluna gelince, insan oğlunda tersine, sofraya buyur dediğin zaman hoşuna gidiyor. Al şu kazmayı, şunu kaz dediğin zaman suratı asılıyor. Niçin? İnsanoğlu hep tüketmek istiyor. Üretmekten hoşlanmıyor. Niye hoşlanmıyor? Çünkü insan asıl cennet için yaratılmış. Cennette hep yiyeceksin. Hiç tüketme zahmeti yok. Ama şimdi muhakkaten bu dünya imtihanındasın. Cennetteki tabın buraya uymuyor. Sen burada da hep yemek istiyorsun. Asıl yaratılışın böyle. Ama ne yapalım ki biz de işte bu insanlara adil düzen kuracağız. Böyle hep tüketmek isteyip de hiç üretmek istemeyen insanlara adil düzen kurmanın bir tane şartı var. Nedir o şart biliyor musunuz? Gel bakayım buraya Mersinli Hasan, otur şuraya. Bak sen hep yiyeyim istiyorsun, hiç terlemek istemiyorsun. Peki, istediğin kadar ye, sana izin veriyorum. Ama bir şartımız var. Nedir o? Başkasının hakkını yemeyeceksin. Ha. Ne kadar yemek istiyorsan kendin o kadar üreteceksin. Niye? Bizim düzenimiz adil düzen. Başkasının hakkını yemek mümkün değil de onun için. Bunu nasıl temin edeceğiz? Herkes ancak ürettiği kadar tüketebilecek. Nasıl temin edeceğiz? Bunun çaresi bu. Bak ben şu gözlüğü ürettim. Bu gözlük diyelim ki 10 bin lira. Bunu ürettikten sonra adil düzende getirip topluma veriyorum. Diyelim Gözlük Vakfı'na verdim. Halka arz edeceğim. Bu gözlük bugün 15 bin liraysa, 1 kilo armut da 5 bin liraysa, ben bu gözlükte istersen 3 kilo armut alırım, istersen 5 kilo elma alırım. Ama bunun değeri ne kadarsa o kadar alabilirim. Nasıl olacak bu iş? İşte ben bu gözlüğü getirip topluma verdiğim zaman, toplum bana
buna eş değer bir tüketme hakkım olduğunu gösteren muhakkak bir senet veriyor. Bu senete para derler. Ne demek para? Üreten bir adamın o ürettiğine eş değer tüketme hakkı olduğunu gösteren özel bir senet demek. Paranın manası budur. Para mal değildir. Para tıpkı bir tuhafiyecide kumaşı ölçen metre gibi bir şey. Benim hakkımı ölçüyor. Metre yenir mi? Yenmez. Metreden elbise dikilir mi? Dikilmez. Metre sadece ölçüye yarar. Para da böyle. Para mal değildir. Biz motor yaparken motorun içine para koymayız. Ekmek yaparken tuz yerine para atmayız. Para üretimin unsuru değildir. Ben basit bir şey söylüyormuşum gibi konuşuyorum ama 40 tane Nobel ödülü almış profesöre biz 3 günde bu gerçeği kabul ettirdik. Bizi yanlış şartlandırmışlar, siz doğru söylüyorsunuz dediler. Çünkü Yahudi onlara para maldır diyor. Hem de istediğin maldır, istediğini alırsın diyor. Böylece aldatıyor ve onları sömürüyor. Para mal değildir, para bir ölçektir, ölçek. Şimdi bundan dolayıdır ki bak adil düzende paranın 7 tane kaidesi vardır. Birincisi adil düzende piyasada ne kadar satışa arz edilmiş mal varsa vatandaşın cebinde de o kadar para vardır. Para eşit maldır. Ne fazla ne eksik. Ben üretmişim vermişim ona eşdeğer tüketme hakkım bana verilmiş. Ne kadar satışa arz edilmiş mal varsa o kadar para vardır. Birinci temel kaide budur. İki, adil düzende faiz olamaz. Neden? Çünkü bugünkü düzende faiz nedir? Bak ben bu gözlüğü üretmişim. Topluma veriyorum. 15 bin liramı aldım veya 10 bin liramı aldım. Bu 10 bin lira olduğu için. Şimdi bu 10 bin lirayı götürüp bankaya veriyorum. Bir sene sonra banka bana 15 bin lira veriyor. O zaman müdür beyin yakasına yapışacağız. Müdür bey gel bakayım buraya. Sen bu 5 bin lira fazlayı nereden aldın da bana veriyorsun ya? Ben bu arada yeni bir şey üretmedim ki. Bana üretmediğim halde ilave tüketme hakkını nereden alıp veriyorsun? Nereden veriyor bugünkü banka? Ya darphanede basıp veriyor. Ya esnaf Hasan'ın parasını bana veriyor. Faiz diye verdiği para budur. Darphanede basıyorsa herkesin hakkını yiyip bana veriyor. Esnaf Hasan'ın parasını veriyorsa Esnaf Hasan'ın hakkını veriyor. İkisi de haksız. Faiz demek üretmeden tüketmek demektir. Faiz demek fakir fukaranın gözyaşı demektir. Niçin? Çünkü o adam bana bu faizi para basıp verdiği zaman her şeyin fiyatı yükseliyor. O fakir fukara daha çok para ödüyor. Faiz demek fakir fukaranın gözyaşı demektir. Faiz demek fakir fukaranın kanı demek. Faizle iş gören bir tüccar şu suyu içiyor ya, fakir fukaranın kanını içiyor. Gözyaşı. Şu ekmeği yiyor ya, fakir fukaranın etini yiyor. Bir vahşi gibi kan emerek geçiniyor bu düzende. İyi ama hocam ya bu faizleri biz koymadık ki. Onlar koymuş, bana ne? Ben faizsiz iş yapmak istesem de yapamıyorum. Peki sen faizlerin kalkması için Refah Partisi için çalışıyor musun? Yok. Öyleyse bu faizci düzenin bir suçlusu da sensin. Ben koymadım demekle mesuliyet bitmiyor ki. Bu zulmün kalkması için ne yapıyorsun? Hey! Öyleyse sen de suç ortağısın. Bütün gücümüzle bu zulmün kalkması için çalışmaya mecburuz. Çalışmazsak zulmün suç ortağı oluruz. Bak şimdi adil düzende paranın kaidelerini bir kere daha okuyorum. Mal paraya eşittir, faiz yoktur. Karşılıksız para basılamaz darphanenin. Bunlar hep anayasa maddesi. Sonra para ancak satılabilen mallar karşındadır. Şu kadar arsa satışta onun karşısında para. Bu kadar tesis satışta karşısında. Şu kadar standart mal var piyasada bu kadar para var. Şu kadar altın döviz var bu kadar para var.
Herkes istediği